Karakoldaki köstebeği Faruk'a haber veriyor. İhbar sahibinin iddiasına göre. Yani Faruk o gün İsmail'in kendisi hakkındaki şikayetinden haberdar oluyor. Seninle Uşak'ta buluştuğu zaman. Sabah saatlerinde çünkü o kişi, yani İsmail karakolla konuşuyor. Karakoldaki köstebeği muhtarı arıyor. O soruşturmayı da zaten o köstebek yürütüyor. Daha sonra o kişi, o kişinin de sayın savcımız bakıyordur diye tahmin ediyorum. Haddim değil ama o köstebekle Faruk Efendi arasında bir telefon trafiği var mı? Çok acil bakılması gerekiyor. Faruk haber veriyor. Senin hakkında böyle bir şikayet var diyor. Ser. Faruk İsmail'i Ser aracılığıyla diyor Kınık Ormanı'na çekiyor. Acaba şunu ben merak ediyorum. İstediği şeyi, parasını alamadığını düşünen İsmail, madem ben paramı Faruk Efendi'den alamadım, bunun karşılığını bana vereceksin diye senden böyle bir talepte, fiziki bir talepte bulundu mu? Seninle birlikte olmak istedi mi onun karşılığında? Para muhabbetini bilmiyorum oğlum, ben direkt zaten dediğim gibi orman yolunu çekti. Beni kandırdınız, duygularımla oynadınız. Çünkü normalde sabah saatlerinde karakolu arıyor. Benim haberim yok. Senin de oraya bilinçli olarak çekmiş olabilir mi İsmail? Hayır, ben bilmiyorum ama neden çekip çekmeden dedim, direkt çekti. Şimdi normal yolculuğu. Aranızdaki bir görüşme yok ama WhatsApp üzerinden görüştünüz, bu kayıtlara düşmezse eğer. Faruk'la yaptığın WhatsApp hiçbir üzerindeki... Hiçbir şekilde WhatsApp'ta sadece görüştüm. Orada olayın kını, işte dere yatağına gittikten sonra ortalığı sadece görüntülü olarak hani nerede olduğumu belirtmek için aradım. Başka bir şekilde Faruk'la hiçbir zaman WhatsApp görüntülü olarak konuşmadım zaten. O gün boyunca ya da başka gün de konuşmadım zaten. Diyor ki, Faruk İsmail'i Seher aracılığıyla Kınık Ormanı'na çekmiş. İsmail'i... Ben çekmedim. İsmail'i döverlerken İsmail hayatını kaybetmiş. Sonra da Taner de oradaymış. Hatta boğazını Taner sıkmış. Ben yoktum. Olayı çoban görmüş. Çobana devam ediyorum bilgi. Çobanı korkutmuşlar. Çoban bunu birkaç yerde Selendi esnafına söylemiş. Ben onları gördüm demiş. O gün bizim yayında da o çoban bir ağzında geveledi. Tanıyor musun dedim. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Benzinlikte çalışan herkesin adını biliyor çoban. Korktuğu için o da geveledi o gün yayında yani. Bir devam ediyorum. Bir şekilde çobanı korkutmuşlar. Döverken İsmail'in ağzından kan gelmiş. Çok fena dövmüşler Seher. Bu morluklar Seher. Bunları sen yapmadın değil mi? Bunlar bize ne gösteriyor? Şunlar bize ne gösteriyor? İsmail'in dayak yediğini gösteriyor. Sadece burası değil ki. Otopsi şeyine göre bak. Çocuk buradan da darbe almış. Sen buraya darbe vermediğini, yani vurmadığını söylüyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi Seher? Bu da taşı sen atmadın. Ortada taş falan yok. O yüzden bulamadılar. Sopayla vurdu bence. Ve sen, bence sen de oradaydın. Ben yoktum. Sonra oyun yaptınız. Yoktum. Buraya sopayla vurdular çocuğun kafasına. Neyle vurdular bilemem ama ben yoktum. Çocuğun sabah kendisi hakkındaki şikayetçi olduğunu öğrendiği için bayağı bir plan yaptı Faruk. İddia sahibine göre. Benim planlarım beraberim yok kabara. Çocuğu bak, buraları sen yapmadıysan çocuk dayak yemiş ya. Kim yaptı? Kim yaptı çocuğun kollarına buraları? Sen yapmadıysan kim yaptı? Ha? Sen görmedin mi? Görmedim. Görmedim. Elini vicdanına koydu konuş. Elini vicdanına koydu konuş. Çocuğun kendini astığı iddia edilen iplerden bir tanesinde kan yok ya. Kan yok ya. Elinde kan varsa topla. Hepsinin normalde kan olması lazım ya.
boğazından kan gelince çocuğun, Taner boğazından sıkmış. O iple de o boğazını öyle sıkmışlar çocuğun boğazını. Bilmiyorum Allah. Sen o sırada görmedim. Görmedim. Zeynep niye ayrılıyor Faruk'tan? Sunaylan. Sunaylan. O sırada karısını da götürüyor, çocuğu da götürüyor ki tanık olsunlar. Faruk bayağı plan yapıyor ya. Sen de bunların hepsine evet diyorsun. Neden? Hı? Dedim ya ben planlamayacağım, haberim yok. Bu ihbarı sesli olarak da ben ekranlara getirmek istiyorum. Bahaneler. Her bir şeyin satırın çok önemi var. Senin tamamen olayın içinde olduğunu söylüyor. Olayın içinde falan değilim abla. Dediğim gibi oraya niye çektiğini ben çektirmedim. Kulaklarını aç, ihbarı bir daha dinle. Gelsin ekranlara. Faruk'la Seher İsmail'in parasını yemişler. Sonra Faruk arabayı istemiş İsmail'den. İsmail dolandırıldığını anlayınca parasını geri istemiş. Faruk da İsmail'i kovmuş. Vermemiş. İsmail olayı karakola bildirmiş. Karakol da Faruk'a haber vermiş. Faruk İsmail'i Seher aracılığıyla Kınık Ormanı'na çekmiş. Döverlerken ölmüş İsmail. Hatta boğazını sıkan Taner'miş. Olayı çoban görmüş. Çobanı korkutmuşlar. Çoban bunu birkaç yerde söylemiş Selen'de esnafına. Ama bir şekilde çobanı da korkutmuşlar. Döverken İsmail'in ağzından kan gelmiş. Çoban görmüş. İsmail döverken ölmüş. Ağzından kan gelince boğazını sıkıp intihar süsü verilmiş. Adam yalanı gelin. Söyle söyle. Dediğim gibi valla ben söyle. Çekmedim abla. En doğru sen mi varsın? Ben çekmedim. En doğru sen mi varsın? Bunun adamı yalan. Bunun adamı yalan. Bunun adamı yalan. En doğru sen mi varsın? Erkeğine vicdanına koda konuş. Gözüme bak, gözüme. Gözüme bak, gözüme. Anne olarak gözüme bak. Bu elini vicdanına koda konuş. Vicdanına koda konuş. Temas yok, temas yok. O yalan bu yalan da sen mi doğruysun? Siz mi doğruysunuz? Birinci katil sen. Oğlumu da çeken sen. Daha da ben çekmedim. Sen ikinci katil. Faruk. Katil değil, bence de değil. Katil falan Faruk, değilim. Katil kim o zaman? Katil. Katil kim? Katil kim olarak gözü görmedim abla. Yani bilmiyorum. Ben ne senin oraya, ne İsmail bilmiyorum. Bence seni oraya çekti. İsmail'in seni oraya çekmesinden Faruk'un haberi vardı. Ya olabilir, ben çekmedim. Tamam bak sen çekmedin. Seni oraya İsmail götürdü. Sonra da Faruk'a dedi ki ben Seher'i oraya götürüyorum dedi. Faruk da yanınıza öyle geldi. Dediğim gibi Faruk yok da abla yanımda. Ya Seher telefonu alıyor ya. Telefonu alıyor. Bu adam telefonu nasıl aldı ya? Ya senle oradayken aldı. Beni petrolü bıraktı ondan sonra çıktı gitti abla hadi ya. Canım, hadi canım. Durum mu o da? Hikaye onlar Seher. O saat dakika dayıcan durum mu? Seni sana bak seni oraya götürüyor. Plan, bu da plan dahilinde. Seni oraya götürüyor. Ya çünkü adam kameralar oynuyor. Şöyle kameraya bakıyor. Kamera orada, kamera olduğunu biliyor. Tam böyle en aydınlık olan yerde kameraya doğru, kameranın önünde oturuyor. Telefon, senin telefon açman da plan. Onun arkasından sopa alıp gitmesi de hepsi kurgu. Seni oraya tesadüfen benzinliğe getirmedi. Niye hastaneye götürmüyor seni? Ha? Bilmiyorum. Niye jandarmayı aramıyor? Benim aklıma gelmedi ama niye ambulans aramıyor? Sen adamı dövmüşsün, yaralamışsın, kafasında şey var. Niye ambulans aramıyor? Çünkü adam zaten ölmüş ya. Araması da gerek yok ki. Telefonla İsmail aramıyor. Bak telefonla İsmail aramıyor. Aramıyor, aramıyor. Çünkü İsmail hayatını kaybetmiş o sırada ya. Bak İsmail o sırada hayatını kaybetmiş. İsmail aramıyor ya Seher biliyorsun değil mi aramadığını? Aradım dedi geçti bize. Yalan söyle aramıyor. Çünkü hepiniz biliyorsunuz orada ne olduğunu. Taner de biliyor sen de biliyorsun o da biliyor. Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. Ama niye söylemiyorsun onu çözemiyorum. Çok bir kozum var onun elinde bence. Başka hiçbir açıklaması yok. Seher'cim senin uygunsuz fotoğraflarını çekerse burada madalya olarak taşı az önce onu söyledim. Tamam mı? Ailenden birine de bunu yaptıysa onu da taşı. Korkma. Korkmayayım Allah. Korkma kimseden. Sana bu kim bunu yaptıysa onun hesabını ayrıca vermesi gerekiyor. Senin elinde
Faruk'la ilgili çok büyük bir koz var. Başka hiçbir açıklaması yok ya. Ya günlerce telefonu söylemedin burada. Korkmuyorum dedin, telefonu söylemedin. Korkmuyorum dedin, sonra şey söyledin. Ha? İyi misin Bediye? Bediye görmedim ben. İyiyim, iyiyim. Ha? İyiyim. Ben yanına oturayım, bana müsaade et. Ya yazık, günah değil mi bu kadına ya? Tatlım benim ya. Çok çok teşekkür ederim. Ya nasıl içiniz? Bak soğuk bir şey geldi, titriyor ya. Nasıl ağızlarından kan geldi? Bu elleriniz titremedi mi? Bu elleriniz titremedi mi? Ondan adı vurmuştur katiller. İsmail'im, İsmail'im. Kötülere kurban oldun İsmail'im. Kötülere kurban oldun İsmail'im. İsmail'im, sen öleceğine ben öleydim İsmail'im. Gözü düştü, sen nereye aşağı gittin diye. Sen... Yalan, yalan. Çok çok teşekkür ederim. Ya ben görevimi yapıyorum, ben görevimi yapıyorum. Olur mu öyle şey? Herhalde koyunca bak, gerezenin ölçüsünde de demiş. Çok bağırmış çocuğu. Çok bağırmış oğlum, çok bağırmış, çok bağırmış. Tuzaklara mı düştüm dedi, yalanlara mı düştüm dedi İsmail'im. Kuşlara da duydum ben, bize haber etmedi İsmail'im. Peki İsmail'im. Sen kızma, kızma, sus. İçin döküyor, kızma Bediye'ye. O yalan, bu yalan, bunlar da mı yalan? Elinizi vicdanınızı koyun. Söyle çobanı Mehmet. Ya işte o da o gün... Konuşan adam. Bir dinle. Konuşan adam ya. Adam görüyor çoban. Fakat korkuyor, onu da korkutuyorlar yani. Gözün içine niye bakamıyorsun Bediye'nin? Cesaret yok ki. Bakarım abla, niye bakmayayım baka. Ya? Cesaret olan bakarım, baka niye bakmayayım? Anneye. Cesaretin bakarım. Yok. Sabah da bakarım, akşam da bakarım. Ben katil falan değilim. Değilsin. Ben çektirmedim. Kimse sana katilsin demiyor. Ben çektirmedim diyorsunuz ya. Sen çektirmedin, tamam onu Allah söylüyorum. Allah. Kimse sana katil demedin. Ben demiyorum Ser. Bak sen oraya çekmedin. Ama İsmail'in orada olduğunu Faruk biliyor muydu? Bize bunu söyle ya. Ya bilmiyorum abla, bir şey söylemedi bana ya. Hala başım ağrıdı ya. Benim de ağrıdı. Diyorum, bilmiyordum ya. Ben Baby. Çektirmedim. Tamam, sen çektirmedin. Sen çektirmedin. Ama İsmail'in orada olduğunu Faruk biliyor muydu, bilmiyor muydu bilmiyorum sence? Bilmiyorum abla, vallahi bilmiyorum ya. Orası avucu içi gibi biliyor. Avucu içi gibi bilir, herkes bilir oraya. Yemin ederim sana ya. Kardeşim herkes biliyorsa niye bu Faruk efendi sen görüntülü arıyorsun, buna bunu gösteriyorsun Erdoğan? Ya ben gittim yani, ben bilmem abla, ne bileyim ben dağın başını ya. Ya sen adam yukarıdasın ya. Yukarıda falan değilim, Allah çarpın yukarıda değilim ya. Bak sen onu çekmedin, kabul ediyorum. Parasını yemedin, kabul ediyorum. Tamam mı? Bak parasını yemedin, kabul ediyorum. Ben parasını, şeylerden de kayıtlardan da belli. Bir harcama falan yok bir şey. Rahat ol, parasını yememişsin. Sen İsmail'le görüşmeyi Faruk eline büyük bir koz olduğu için yapmak zorunda kalmışsın. Bak yapmak zorunda kalmışsın, ben onu görüyorum. Mecbur kalmışsın. Seninle ilgili bir şey biliyor. Yoksa sen nasıl baskı yapar? Nasıl baskı yapar? İki olasılık var Seher. Ya sevgilisin, beraber dolandırıyorsun olasılık. Sevgilisin ve adamın parasını beraber Hayır. yiyeceksiniz. Hayır abla, ben sevgili falan değilim ya. Tamam, ben iddia ediyorum olasılıklardan biri. Ya da diğer olasılık, çok büyük bir koz var. İnsan normalde bu şekilde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir adamın dediğini sırf o istiyor diye. Ya gerçekten sevgili izleyiciler neden kabul eder ya? Ne yaptı bu adam sana? Bir şey yapmadı abla bana. Nasıl ya? Niye kabul ediyorsun? Niye kabul ediyorsun ya? Bak Seher, bu soruyu da sana günlerce soracağım. Neden kabul etmedin? Ben burada takıldım. Bir şey var burada sende. Ne dersin Sunca Hanım? Burada takılıyor Kesinlikle, ya. Kesinlikle bu benim de dikkatimi çekmişti. Siz çok güzel vurguladınız. Neden? Kimse bana baskı yapamaz diyorsun ama Faruk'un baskısını hemen kabul ediyorsun. Bu nokta oturmuyor. Bunu açıklaman lazım. Bunu açıkladığın an sana %100 inanacağım. Bu arada Seher, o çoban esnaflara da bu olayı anlatmış.
bu olayı bilip Selendi'de konuşmayan esnaf varsa ben de onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yarın sizin kızınıza da bu olabilir. Sizin oğlunuzun başına da bu gelebilir. Yatağa nasıl girip uyuyorsunuz? Nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz sevgili Selendiler? Bilal esnaf için söylüyor. Nasıl rahat yatağa uyuyorsunuz ya? Bak sesinizi değiştiriyoruz. Kimliğinizi söylemiyoruz. Seher öğrenmeye çalıştı. Ya şu kadıncağız kadar olamıyorsunuz ya. Ya kadıncağızdaki cesaret hiçbirinizde yok ya. Ben kimseye bilgi size söylemiş. Seher, sen neden Faruk'um? Konuşmak istedi, konuşturdu ya. Paris İsmail konuşmak istiyormuş. O da konuşturdu. Öyle bir şey diyor yok. Ki, öyle bir şey her yok. Dakika, her araba bindiğimizde İsmail aşağı, İsmail yukarı. Her dakika bu cümleyi kuruyor. Ama adamın bir iyi niyeti yok ki. Adam sana diyor ki parasını ye, gez, dolar ve sana baskı yapıyor. İsmail'in ben kara kaşına... Ben dedim abi. Bak şimdi dedi. İsmail'in kara kaşına, kara gözüne de bunu yapmıyor. Adam 100 bin lira parasını alıyor. Ve ihbar sahibinin iddiasına göre arabasını da istemiş. Çocuktan arabasını da istemiş. En sonunda çocuk sabah karakolu aramış. Karakoldaki köstebek de ihbar ediyorum, çok rica ediyorum. Sayın soruşturma savcım, siz biliyorsunuz HTS'sini istediniz bu kişinin. Bu kaçıncı ihbar ya? Muhtarı arayan kişiyle soruşturma yapan insan aynı insan ya. Faruk'a da haber veriyor. Ya gözünü seveyim ya Seher ya.